Radyo'dan herkese merhabalar. Her adımda tarih olarak Afyonkarahisar'da bulunan en önemli simgelerden birinin önündeyiz. Utku Anıt'ı. Anıt, Afyonkarahisar halkının Türk ordusuna şükranlarını iletmek için yapılmıştır. Arkamda görmüş olduğunuz kaidenin üzerinde iki erkek heykeli bulunmaktadır. Bu heykellerden üstte olan Türk milletini, altta olansa Türk milletinin işgal ettiği düşmanları temsil etmektedir. Şu anda araştırmacı yazar Hasan Özpınar'ın yanındayız. Hasan Özpınar bizlere Utku Anıt'ı ile ilgili tüm bilinenleri aktaracak. Hasan Bey, öncelikle sizi tanıyalım. Ben ismim Hasan Özpınar, Afyonkarahisar doğumluyum. Uzun yıllardır da yine şehir tarihi anlamında pek çok makalemiz, kitabımız yayınlandı. Bunun yanı sıra da yine araştırmalarımız devam ediyor. Özellikle işgal yılları, kurtuluş dönemi. Buna dair pek çok araştırmamız mevcut. Utku Anıt'ın tarihi nedir? Şimdi tabii Afyonkarahisar demişken, Afyonkarahisar'ın sembollerinden birisi de Utku Anıt'ı veya bugünkü deyimle Zafer Anıt'ı diyebiliriz. Fotoğraflarda görmek mümkün. Ve bunları da yine geçtiğimiz yıllarda yayınladığımız İşgal Günlerinde Afyonkarahisar Anılar ve Fotoğraflar isimli kitap serilerinde de bir araya getirdik. Tabii Afyonkarahisar düşman işgalinden kurtarıldıktan sonra 27 Ağustos 1922 günü. Sonrasında tabii yaklaşık bir yıl sonra Cumhuriyet ilan edildi, 29 Ekim 1923. Ve ilerleyen yıllarda da tüm vatanın dört bir tarafında olduğu gibi, Anadolu'nun dört bir köşesinde olduğu gibi, Afyonkarahisar'da da özellikle milli mücadele dönemini, o dönemi anlatan bir anıt yapılması fikri ortaya atıldı ki bunun da öncülüğü o dönemde yine Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Valiliği tarafında yapıldı. Neticede bu İlk fikirler 1929 yılında ortaya atıldı. 1929 yılında bir anıt yapılması gündeme geldi. Bunun için uzun yıllar süren bir fikir alışverişi, görüşü, kime yaptırılması gerektiği vesaire pek çok zorlu zahmet süreçlerden geçti. Nihayetinde tabii 1932 yılına geldiğimiz vakit anıtın heykeltıraşının Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel olarak seçildiğini görüyoruz. Tabii anıt heykeltıraşı seçildikten sonra yine uzun zahmetli bir süreç meydana çıktı. Yapılacak anıtın vereceği fikir ne olacaktı? O dönemde yine pek çok görüş öne sürüldü ve nihayetinde Türk milletinin düşmanı Afyonkarahisar'da mağlup ettiğinin hatırlatılması fikri galip geldi, ağır bastı. Ve neticede Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel yine Viyana'daki atölyelerinde bu heykeli yapmaya başladı ki yaklaşık birkaç yıl süren dediğimiz gibi bir anıt ortaya çıktı. Anıttaki verilmek istenen mesajı az önce söylemiştik yine. Üstteki karakter Türk milletini hatırlatır. Altta yatan karakter Türk milletinin ayaklarının altında Afyonkarahisar'ın o meşhur kayalıklarına can havliyle sarılmış karakter de yine düşmanı, yani Yunan ordusunu, Yunan askerini temsil eder. Tabii bir taraftan baktığınız zaman vatanın, tabiri caizse vatanın haremi ismetine, yani namusuna el uzatmış düşmanı bu topraklarda yine boğduğumuzu işaret eder. Alttaki rölyeflere geldiğimiz vakit alt tarafta yine kaidenin üzerinde dört bir tarafında rölyefler vardır. Bir tarafta yine 29-30 Ağustos günlerinde Utku Anıt'ın hemen karşısında yer alan Zafer Müzesi ki yine 26 Ağustos 1922 günü Afyon Kocatepe'de başlayan büyük taarruz neticesinde az önce de söylediğimiz gibi 27 Ağustos'ta Afyonkarahisar düşman işgalinden kurtarıldı. Sonrasında yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet Paşa, Fevzi Paşalar karargahlarını o dönemde belediye binası olarak bilinen bugünkü Zafer Müzesi binasına naklettiler. Ve yine 29 Ağustos'u 30 Ağustos'a bağlayan gecede cepheden gelen bilgi notları Gazi Mustafa Kemal'e iletildi. Harita üzerinde bakıldı ki bugünkü Dumlupınar Çalköy tarafında Türk ordusu tarafından sıkıştırıldığı, çevrelendiği görüldü ve neticesinde 30 Ağustos 1922 günü de yine Gazi Mustafa Kemal, İsmet Paşa, Fevzi Paşa, 1. Ordu Komutanımız Sakalı Nurettin Paşalar bugünkü Zafer Müzesi'nden hareketle Dumlupınar'a gittiler ve orada 30 Ağustos 1922 günü Başkomutan Meydan Muharebesi
yaşandı ki Yunan ordusunun büyük bir kısmı da burada yok edildi, imha edildi. Aratın altındaki rölyeflerden birisi bu durumu işaret eder. Zafer Müzesi'nde yine harita başında Atatürk, İsmet Paşa ve Fevzi Paşaların harita başında yine görüşmelerini anlatan bir rölyef vardır. Diğer tarafta baktığımız zaman yine Türk ordusunun Afyonkarahisar'a girdiği günü yani 27 Ağustos'u gösteren bir rölyef vardır. Hatta bu rölyefte de yine Afyonkarahisarlı bir vatandaşımızın bayrağı öptüğünü görürüz. Ön yüzde Zafer Müzesi'ne bakan yüzde, kaidenin ön yüzünde yine Atatürk'ün bir rölyefi vardır. Yan tarafta yine batı istikametindeki rölyefte de Afyon'a giren askerlerimizi yine görmek mümkün. Tabii anıt o dönemde büyük paralara mal oldu ama tabii milli mücadeleyi anlatan, yansıtan güzel bir anıt bize kalırsa ve bu sebepten dolayı da Afyonkarahisar'ın sembollerinden birisi. Bugün baktığımız zaman özellikle o döneme dair pek çok eserde bu anıtın kullanıldığını, çizimlerini, fotoğraflarını kullanıldığını görüyoruz. Afyon'u yansıtan pek çok yayında, işte farklı şekillerde bu anıtın kullanıldığını görüyoruz. Tabii anıtla ilgili ilginç bir detay da var, onu da anlatmak mümkün. Şimdi anıt Kasım 1935'te yerine nakledildi. Sonrasında Mart 1936'da yani aradan bir 5-6 ay geçtikten sonra İsmet Paşa tarafından, İsmet İnönü tarafından resmi olarak açılışı yapıldı. Yapıldığı dönemde bugünkü valiliğe bakan arka yüzde kocaman bir şekilde heykeltıraşın ismi yer alıyordu. Kriper Viyana 1934 şeklinde. Bunun yanı sıra tabii alttaki rölyeflerin kenarında da yine yapan heykeltıraşın yani Kriper'in ismi yer alıyor, imzası yer alıyor. Tabii Atatürk vefatından bir yıl kadar önce 20 Kasım 1937 tarihinde Afyonkarahisar'a geldi, ziyaret etti. Tren istasyonunda karşılandıktan sonra da işte o bugünkü Ordu Bulvarı'na istikameten öncelikle bugünkü Rıza Çerçel Kültür Merkezi, sonrasında işte Ordu Evi vesaire o bölgeyi ziyaret ettikten sonra anıta geldi. Anıtın etrafında dolaştı, inceledi. Tabii anıtı beğendi fakat arka yüze geldiği vakit koskocaman yaklaşık bir metrekarelik alanda yer alan heykeltıraşın büyükçe bir imzasını görünce de heykeltıraşın imzası anıtın da önüne geçmiş şeklinde ifadeleri vardır. Bu durumdan hoşnut olmaz. Anıt gölgede kalmışlar. Heykeltıraşın imzasının altında kalmışlar ve neticede tabii o dönemi yansıtan bazı yayınlarda bu durum aktarılır. Aradan birkaç yıl geçer, Atatürk vefat eder. Afyonkarahisarlı yerel yöneticiler, o dönemde valilik, belediye, Atatürk'ün yine hoşnut olmadığı bu durum, yani kaidenin üzerinde yer alan imzayı da herhangi bir şekilde kamufle etmek için de 1940 yılının ortalarında, Haziran ayı içerisinde yanlış hatırlamıyorsam, yine bir Macar heykeltıraşla görüşülür. Zigzag Karoli isminde bir heykeltıraş. Ve o heykeltıraş bugün anıtın üzerinde, arka yüzünde yer alan kaideli, işte bu anıt Afyonkarahisar halkının bir şükran ifadesi olarak şu tarihte dikilmiştir şeklinde bir kabartma levha hazırlar. Ve bugünkü yerine monte edilir. Bugün baktığınız zaman anıtın arka yüzündeki yazı dediğimiz gibi 1940 yılında yani anıtın yapılışından sonra yerine monte edilmiştir. Altında da yine heykeltıraşın imzası yer almaktadır. Anıt tabii aşağı yukarı 90 yıldır Afyonkarahisar'ın sembolü olmaya devam ediyor. Anıt Park gibi merkezi bir noktada her gelenin özellikle arka kısımda yer alan Karahisar Kalesi dekoruyla birlikte fotoğraf çekildiği önemli bir mekan. Daha nice yıllar yine Afyonkarahisar'ın sembolü olacağına da inanıyoruz. Peki anıt neden özellikle oraya konuldu? Biliyor musunuz? Anıt neden özellikle konuldu? Tabii anıtın yapılış sürecinde özellikle farklı noktalar düşünülüyor. Bugün baktığımız zaman Dumlupınar Mahallesi yapılabilir şeklinde heykeltıraşın ifadesi var. O bölgede yapılması ve sonrasında da anıtın etrafında
yerleşimin yapılması düşünülüyor. Çünkü anıt o alanda kendini gösterir. Başlı başına bir park alanı olur şeklinde düşünceleri var. Fakat tabii o dönemdeki yerel yöneticilerin takdirleriyle de bugünkü anıt parkın bulunduğu alan o dönemde bir kısmı, özellikle büyük bir kısmı yine Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılmış bir park var. Diğer kısımda batı tarafındaki uçta da kısmen Paşa Camii'nin bulunduğunu görüyoruz. Tabii Paşa Camii o dönemlerde harap bir yapı. Ve neticede tabii o bölge seçilmiş yapımı için. Büyük bir kısmı arkadaki alanlar, özellikle bugünkü valilik binalarının bulunduğu alanda da yine o dönemde tabiri caizse yine yapıların bulunduğunu, karma karışık yapıların bulunduğunu görürüz. Ama bu dönem istimlaklar yapılmış ve o alan açılmış. Baktığımız zaman tabii Afyon'un yerel yöneticilerinin görüşü de anıtın hemen arkasındaki kaleyle birlikte güzel bir dekor oluşturması. Sonraki dönemde tabii o dönemde Kız Meslek Lisesi bir tarafta belediye binası yapılarak güzel bir dekor oluşturulmuş anıt için. Bugün için de tabii aynı binaları Afyonkarahisar Valiliği kullanıyor.